Selamünaleyküm arkadaşlar, değerli dostlarım, değerli arkadaşlarım. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Çilli uhanı çakışıyorum. Vallahi şaka gibi aynı var ya bunlar, şaka gibi aynı. Bak nere çatı bak. Çalacağım değil mi Roşe o? Çanakta da orada şey var, pancar tavuğu. Allah'ım yarabbim. Devam. Arkadaşlar beni sorarsanız vallahi biz de iyiyiz, yoruldum, çok yoruldum. Bunları buraya hazırladım. Tavamı ateşe koydum. Dedim ki inadı dedim ahıra koyayım. İşimi öyle yapayım dedim. Mahveş yanındaydı. Fırtına yanındaydı. Bir mutfağa gidip geri geldim işte sosu hazırladım. O esnada bir baktım inek yok burada. Şuradan sen git ben de geleyim. İpini aldım gittim ben de. İpini şimdi buradan kopartmıştım salak. Ha? İnek hayvanın eve geliyordu. Artık köpeklerle oyun mu yaptı ne yaptı? O tarafta bizim bir yerimiz daha var. Orada bulduk. Elmanın dibinde. Bayağı uzak. Oradan getirdik. Geldiği yere gidiyor. Aşağıda bir daha komşu çıktı önümüze de. İnek ipini işte boynuzuna bağladı. Öyle kaçmaz kızım dedi. İneği öyle getirdik eve. Şimdi ahıra koydum. Ben de işime devam edeyim arkadaşlar. Şimdi Suhan'ın bile burada. Tam videoya başlayacak an oldu yani bu. Dolma biber dolduracağım. Dolma biber dolduracağım arkadaşlar. İçini de kavuracağım ama. Bu sefer kavurup da yapacağım içini. Şöyle. Yorulduk. Şunu da yoruldu. Ben de yoruldum. Vallahi yoruldum. İnek de yoruldu. Yoruldu da. Allah'ım yarabbim. Şaka gibi. Maviş yanımızda. Hurtana yanımızda. İnek ortamızda. Dönüyor. Dönüyor vallahi. Akşam da yaklaştı bir daha. Böyle güzelce içine kavuracağım bu salçasını falan. Güzelce kavurursun hemen. Azıcık suya toz biber atayım. Azıcık da suyunu da atayım. Şöyle pul biberimi. Bu kadar yeterli. Babam da o kadar güzel yanıyor ki. Çiğden yapmayacağım bu sefer. Olsa kavurup da koyunca da çok güzel oluyor. Pirinçlerimi de yıkadım. Süzdüm de süzer filan. O inek bizi yordu. Şöyle. Bu kadar. İç yeter şurada bunlara. Güzelce kavuracağım. Arkadaşlar güzelce de kavurdum. Ben bunu hemen maydanoz alayım geleyim şu bahçede. Al gel. Üstüne. Hemen bahçemizden maydanozumuzu da alalım. Hemen maydanozlarımı da alayım bahçeden. Şöyle. Bu kadar yeterli. İnsanın kendi bahçesi gibi olur mu arkadaşlar? Her misiniz? Hoş, mis gibi. Tazecik. Hemen bunu bir yıkayayım içeride mutfakta. Doğrayayım üstüne. Var. Cemle bunu verdi. O kendine şimdi dikmiş bugün biraz. Bana da getirdi. Suyun içine bıraktı kuruyor ama suyu da çilli döktü orada. Çilli rahat durmuyor. Çilli rahat durmuyor. Maydanozlarımı da doğrayayım şöyle. Anne kanım doğruyor maydanozları. İnsanın kendi bahçesinden toplaması arkadaşlar insana gurur veriyor vallahi ya. Şöyle. Melekten baktım senin bahçeye. Heh. Marullar mükemmel olmuş. Cemre bunu da diye bugün maşallah. Maşallah kızım diye. Karı benim kızım ya diye. Sana diye değil mi? Ya vallahi helal olsun sana var ya. Hemen doldurayım. Bu da pişerken ara durmayacağım arkadaşlar. Şöyle. Çok koydu dersiniz bana ama kaşığımcıyla koydum. Hemen. Şu sos da yaptım. Susun domatesleri doğradım incecik yine.
İçine hemen az da salça kattım. Şöyle. Bunu fırına yollayacağım arkadaşlar. Kaynar suyum da var hemen sobanın üstünde. Bunu şimdi fırına süreceğim. Bu pişerken de o fideleri dikeceğim arkadaşlar. Köyde öyle değerlendireceksin. Hiç boş zamanın olmuyor. Ha hiç mi olmuyor? Oluyor tabii ki. Hep de iş olmuyor yani. Oluyor da işin akışına göre, havanın iyiliğine göre. Değil mi Şükrü? Doğru söylüyorsun. Şükür de yoruldu da. Sesi çıkmıyor. Kanalı yoldu, yordu bizi, yordu. Bu kanalı ne yapacağız bakalım. Geçen de Cem'le babam anlattı arkadaşlar. Geçen de dediğimde birkaç gün oldu. Hasta bakmaya gittiler onlar. Hacı arkadaşlarına. Orada böyle hayvandan muhabbet gelmiş işte. O evin sahibi de ineğini satmış. Demiş ki daha almayacağım inek demiş. İneği satmış. İnek 40 gün sonra geri gelmiş eve. Kapıya gelmiş, inek kapıda bağırırmış. Kadın bir daha 500 lira cayma parası vermiş. İneği geri almış. Hazalık 500 lira cayma parası vermiş. Vallahi bizim inek de korkuyorum gidecek aldığım yere kadar. Gittiği bir şey değil de ayağımdan ben gidemiyorum. Hani öyle uzun çok yürüyemiyorum yani. Evde kendi işlerimi böyle bahçemde, evde işlerimi yapıyorum çok şükür. Kanalı bizi arada bir yoruyor böyle. Ama o bence ya hayvan gördü, hayvan arkasına takıldı Şükrü. Yoksa gitmiyordu bak. Melek canın sağ olsun. Alırız bir tane daha olmazsa. Yok ben. Ben kanalım. Alırım bir inek daha istiyorsan. Ben kanalımdan vazgeçemem Şükrü. Tamam kanalından vazgeçme, bir tane daha alalım yedek olmazsa. Ha yanına mı? Yok istemiyorum. İstemiyorum. Yok. Bu yeter bana. Az olsun, öz olsun. Tadında tuzunda olsun. Bunu alıp da günahına giremem. Alayınca bakacağım ona. O bana göre o. Yeter. İneği bulduk. Maviş yanında. Çıngır çıngır mavişin zili çalıyor. Fırtına bizim arkamızda. İki kişi gittik. Dört kişi geldi. Beş kişi geldik. Allah'ım yarabbim. Hem gülüyorum hem kızıyorum kendi kendime. Diyorum keşke erken atsaydım ahırına. Melek Hanım fırtına da ipini arıyor onun. İpi kısaydı ya tutamadı ipini. İpini tutamadı. Ağzını arıyor ipi de. He. Hemen dönüyor. Domatesi ince ince doğradım arkadaşlar. İçine daha çok salça kattım az yine. Ama suyuna salça katmayacağım şimdi. Az bir yağlı su koyacağım buna. Sos, salçalı sos yapmayacağım. Yağlı su mu yağlı su mu? Yağlı su. Fırına salacağım ya. Kendi tamam. Salçası da çıkar. Sosuna da kattım salça. Arkadaşlar şuna bak. Bu mükemmel bir biber dolması yapıyor Melek Hanım. Canım benim ya. Vallahi hep öyle der arkadaşlar bana. Melek der sen ne yaparsan der güzel oluyor der bana. Vallahi güzel oluyor ya. Son biberimi de dolduruyor. Şöyle. Oh mis gibi. Şuraya koyayım şöyle. Hop. Hani bir dolma daha kaldın mı? Yok yeter o kadar Şükrü. Yeter bunlar değil mi? Bunlar ziyan olmuyor zaten. Ben pancarım var dolmalı. Onu sararım içine atarım bir şeyler ederim. Tavuklarımız var. Yiyiciler var yani. Ben şu
şöyle bıçağımı ucuyla da hemen suyunu alsın diye arkadaşlar. Bunu da yapacağım ya. Hemen bu şekil. Hop, rına şimdi bu. Tamam. Yeterli. Şöyle suyunu da, tuzunu, yağını şöyle. Hemen fırına arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Kuzinenin içine. Kuzinenin fırınına. Şöyle. Evet. Şu sobayı da dolduralım odunla şimdi. Devam. Tamam. Ispanağı toplarım. Pancar kalır içinde. Hem de güzel olur, iyi olur. Şu aşağılara gidemem arkadaşlar. İşim var, ateşte yemeğim var. Bulmuş toprak da. Az önce telefon geldi, mesaj geldi. Evet. Büyük kar geliyor dedi. Aslı varsın bilmiyorum. Aynen. Ama havalar bir sıcak var ya, yanıyor. Bu kadar sıcak. 30 derece var sıcak şu an. Bizim kasma burada değil mi? Kasmamı da aldım. Fırına attım hemen. Toprağın altı ıslak kuruyor mu? Allah bereket versin. Güzellik güzelliktir. O ne pancara mı? Yayladan gelme mi? Cem lobum bırakmış bana. Gitti işte, bugün getirdi ya. İstemedim ama. Olsun kızım, sen de dik bundan dedi bana. Çünkü ben cem lobumdan ayrı hiçbir şey yapmam arkadaşlar. Yemek yapayım, bir şey alayım, bir yerden bir şey getireyim. Hep bundan paylaşırım. Bu da benden ayrı yemez. Allah razı olsun. Ama Melek, aşağı bahçem var ya. Çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Mis gibi. Maşallah var, çok güzel oldu. Ben. Ne arıyorsan var içinde. Evet. Yok yok. Her şey var. Var var. Arkadaşlar hala da ahududu oluyor bu bahçede. Yağmur kar yağıyor. Ben bu şey şaştım bu sene. İyi olamaz mı? Vallahi şaştım ya. Şaştım bu işe diye. Burası meleğin bahçesi. Meleğin elleri diyor buna. Ben sevgiyle yapıyorum her şeyimi. Olacak tabii. Severek yapıyorsun değil mi? Tabii ki. Tabii, doğru söylüyor. Tabii ki. Aha, yağmur damlamaya başladı bak. Ekrana damladı. Damladı mı? Elime damladı. Ya Allah'ın işi ya. Allah bilir. Rabbim bilir işini. Mevlam bilir işini. Ben de bu arada diktim arkadaşlar. Ben dikeyim de. Rabbim verir onu. Melek Hanım hala temiz diyor.
Hem temizliyor. Bir şeyler uğraşıyor. Çalışmak gibisi yok. Çalışmak... Ben köylüyüm de. Ben köylüyüm. Ben köylü kızıyım. Köylü geleneğim. Arkadaşlar tepe başlarını duman aldı. Böyle yağmur geliyor. Ortalık karardı böyle. Oh. Çok güzel. Gök gülüyor arada. Tabii ki akşam. Yakında ezanımız okunmadı. Kolay gelsin. Canım benim kolay gelsin. Sağ ol. Arı gibi çalışıyor benim adam. Arı gibi. Allah beni bugüne çalışmaya getirdi. Anama demişler ki arkadaşlar rahmetli hanıma beni bunlara sözlü nişanlayınca sen demişler o kızı oraya niye ziyan ediyorsun demişler. İki tane kaynana var. Dokuz tane çocuk var. Ondan sonra bir de kayınpeder var. Kaç kişi oluyor? 13 kişi mi oluyor? 12 kişi mi oluyor işte? 12. He 12 kişi. Ondan sonra anam da demiş ki bir laf vardır demiş. Erim er olsun da duracağım ağaç dibi olsun demiş. Rahmetli anacağızım çocuk demiş akıllıya benziyor demiş. Hoşuma gitti demiş. Benim için demiş değil mi? Evet gerçekten rahmetli anacağızım eşimi çok severdi. Kara oğlum derdi. Kara şükrüm derdi. Böyle işte arkadaşlar. Şimdi o öyle vallahi çuvalı odunu doldurhan. Ben de kameramı aldım elime. Dedim ki kocacığımla azıcık muhabbet edeyim dedim. Nefes nefese de kaldım tabi bu arada. Ben başka işler de yapıyorum arkadaşlar. Sadece inanın ki hani o yemeği oraya sürüp de oturup beklemiyorum yani. Vallahi bak. Burası ne yapalım? İşimiz öyle götürüyor. Yiyeceğimiz yemeği de yapıyoruz işte. Yaptığımız işleri de gösteriyoruz tabii ki. Bazı bölümlerini gösteriyoruz. Bazı bölümlerini göstermiyoruz. Ondan sonra çok güzel çok güzel ezan okunmak üzere akşam ezanımızda ondan sonra diyorum ya defa başlarına duman aldı sis arada bir gök güllüyor inşallah hayırlısıyla Allah'ım rahmetini versin tabii ki versin. Evet bu kütüğü ne için bıraktın Şükrü böyle alını. Şunu onu sana et doğramıyor. Oo çok güzel ama onun dışını da temizleseydin ya keşke temizlenecek işte evet temizle onun dışını. Bismillahirrahmanirrahim. Melek Hanım kuzenin kapağını açtı. Evet. Arkadaşlar böyle kaynar ki o kadar kaynar ki şöyle bunları bir de alt üst çevireceğim. Şöyle sıralayayım. Melek çevirme tekniği de güzel ha. Çevirme tekniğim güzel. Yuvarlayacaksın işte şunu. Şöyle iteceksin hemen. Çatal bassın daha iyi suyunu alır içine. Şöyle. Anladı? Anladım. Burası kızar. Ah ya bunu benim paşa oğlum nasıl severdi. Anam yavrum ya. Dolma böyle yaptığım zaman anne derdi. Fırında yaparsan yerim derdi. Burada davul fırında yapıyordum tabii ki arkadaşlar. Burada ateşi değerlendirmek istedim. Ateşim sobam yanarken dedim. Ceyranı da yakmak istemedim. Yani fırının maşini çok şükür. Önceden yok tabii mi? Arkadaşlar buraya da barbunya falan vardı. Onu ısladım. Koydum. Arada böyle bir kirli pancar falan yaparım. Pancar kapaması yaparım. Haşlayıp poşetleyeceğim. Dolaba koyacağım dondurucuyu. Benim dolmalarım ilk kez açıyorum. Arkadaşlar çevirdikten sonra. Oo. Daha da güzel kaynıyor. Kaynıyor. Nasıl oluyor şimdi? Güzel. Evet arkadaşlar, işte bu yemek. Olmazlar. Paşam gelince paşama da yapacağım böyle aynısını. Bismillahirrahmanirrahim. Melek Hanım doldur. Doldurayım. Doldur geliyor. Dolmalarımız oldu. Şöyle mis gibi. Gel Şükrü Bey gel. Gel canım benim gel. Sensiz yemem ben. Sensiz mi yemem? Evet. Helal be. Hı.
koydum arkadaşlar. Yoğurdumuz var. Salatamız var. Bana ekmek verme şunu. Akşam canlı ekmek yememeye çalışıyor. Şöyle ben salatamı da karıştırmadım. Şimdi karıştıracağım. Oh mis gibi. Bir tane havuç rendeledim. Kıvıracağız. Su var. Rabbime şükürler olsun. Ben başladım. Başla, afiyet olsun. Bak bakalım tadı tuzu nasıl? Pişmiş mi içi? Afiyet olsun. Evet, sağ ol. Asiye ile konuştum arkadaşlar. Babasını aradı. Orada kameramız durmuştu yani, durduydik. Kızım dedim, fırında dolma böreği yaptım, siz aklımdasınız abim. Anne diye ben yapıp yediriyorum abime diyor. Senin aklına niye geliyor diyor bana. Pirinçler içinde tane tane vallahi arkadaşlar. Şöyle gösterebilirim. Tane tane pirinçler içinde aynı böyle pilav gibi. Mis gibi. Çok güzel olmuş. Tam istediğim gibi olmuş. İçi böyle yumuşacık yumuşacık oluyor. Öyle sevmiyorum. Sobanın güzelliği bu. Odunun güzelliği bu işte arkadaşlar. Vallahi. Sözde karı yağacak, almış ol ayağım o. Şunu sen de diye karı yağdır canım. Ama göstersin mi ya sen de? Melek diyor. Dışarıda hani o oturmaz sedir diyoruz biz ona tahtalarınsa. Oturacağın üstüne yer minderler mi diyor da şekerler var ya kızı. Melek diyor bunları bir an toplayalım ki ıslanmasın diyor. Yağmur testten de yağar diyor. Kar yağacak bak diyor bana. Tamam diyorum ben de toplarız. Biberlerim de bu da inceliyor ya böyle kısardı yine. Çok güzel oluyor. Çayımızı da demledik. Sobanın üstünde çaydı arkadaşlar. Dışarıda sobanın üstünde ama. Evin içini yakmadık. Soğuk falan yok. Sıcacık. Şurada kısa kolla duruyor. Doğru. Böyle ılık ılık bir yüzgen var ki. Yoksa şurada çok üşür. Ses mi var?
İçine kıyma da koymadım. İki tane soğan doğradım, kavurdum. Az bir şey pul biber koydum. Başka hiçbir baharat da koymadım. Vallahi o kadar lezzetli olmuş ki. Arkadaşlar sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Allah'ım gönlünüzden ne geçerse sizlere nasip etsin. Hepimize nasip etsin. Hazlasını istemiyor. Yiyeceğimiz ekmeğimize kadar. Rabbim herkese nasip etsin. Sizleri çok seviyorum. İyi ki varsınız arkadaşlar. İyi ki varsınız. İyi ki bendensiniz. Beni tanıdınız. Ben de sizlerin güzel yorumlarını okuyarak tanıdım. Ben de emek verip tabii ki çalışıyorum. Bu da benim başarım değil mi arkadaşlar? Sizlerin sayesinde tabii ki. Arkadaşlar bu benim başarım da sizlerin sayesinde. Sizleri seviyorum. İyi ki varsınız. Tekrar tekrar diyorum. Başta Türkiye'm olmak üzere. Türkiye'm, Almanya, Amerika, İngiltere, Fransa, İsviçre, Danimarka'ya, Hollanda'ya. Avusturya. Bir tane arkadaş yazmış Avusturya'ya selam yok mu diye. Evet. Nasıl olmaz? Kucak dolusu. Kıbrıs'a, Azerbaycan'a, Rusya'ya. Kucak dolusu. Hele Kıbrıs'ta bir tane uzman çavuş çocuğumuz var. Arif Balsacı. Vallahi tanımıyorum. O kadar güzel yazıyor ki bana. Tüm askerlerimize selam olsun. Tüm askerlerimize. Vatan görevi yapan askerlerimize. Hepsine kucak dolusu selam ve saygılar olsun. Allah'a ısmarladık. Like atmayı, beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Sizleri seviyorum. İyi ki varsınız. Biz yemeğimizi yemeye yavaş yavaş hem de çayımızı içmeye devam edeceğiz. Allah'a ısmarladık. Hoşça kalın arkadaşlar. Hayırlı evet. Akşamlar diyeyim. Biz de akşam oldu. Dışarısı çok rüzgar. Burada yedik yemeğimizi.